Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben evdeyim ve kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Bir A101'e gittim az önce. Birkaç bir şeyler aldım, ekmek falan aldım. Şimdi sucuklu yumurta yapacağım. Simit poğaça alacaktık ama yokmuş, maalesef bitmiş erkenden. Şimdi çayımı demledim arkadaşlar. Hep birlikte hazırlayalım, hem de sohbet edelim sizlerle. Arkadaşlar böyle sucuklarımı doğradım burada. Şimdi tereyağı ekleyeceğim tavaya. Altını açıyorum biraz. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Hal hatır soralım bir. İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz çok şükür. Ben yıllık izinliyim. Hafta başında işe başlayacağım muhtemelen. Öyle evde olmanın tadını çıkarıyordum yani. Mehmet de izinli. Tatilden döndük, geldik yine evimize. Bu arada yumurta aldım arkadaşlar A101'den. İçinden bir tanesini böyle çıkarırken ortadan ikiye ayrıldı kutunun içerisinde. Şöyle bir kaseye koydum onu. Bir tanesi de çatlak çıktı. Şimdi onun ikisini kırıyorum. Bunun böyle çıkmasından dolayı da sucuklu yumurta yapayım dedim. Hani onları değerlendireyim diyerekten. Şöyle bir elimi sileyim şimdi. Ondan dolayı da yapalım dedik. Evdeyken de yapalım. Çünkü biliyorsunuz ki ben çoğu zaman hafta sonunda çalışıyorum. Mehmet'le evde denk gelemiyoruz. O yüzden böyle arada denk geldiğimiz zaman kahvaltıyı daha güzel, daha özenli hazırlamaya çalışıyorum. Öyle diyeyim sizlere. Şimdi yumurtamı çırptım arkadaşlar. Çayım da kaynadı bu arada, demlendi. Şöyle tereyağını dolaba kaldıracağım şimdi. Tabii Torku'nun tereyağını aldım. Geçen, yani daha öncesinde hep Aider markasının tereyağını alıyordum arkadaşlar. Bu sefer dedim Torku'nunkini alayım, deneyeyim dedim. Çok fazla beğenmedim. Yani. Sanki öbür Aider daha iyiydi gibi. Bunu aldım yani bu sefer. Diğer marka daha böyle sanki bir keskin tereyağı kokusu geliyor gibi hissettim. Ya da birkaç kere aceleyle yemek yaptığımda bilemedim belki de. Ama yani öyle olsaydı fark ederdim. Hani güzel bir koku. Zaten tereyağı direktmen keskin bir koku veriyor. Bir daha herhalde bunu almam sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi çok böyle köpürmüyor da. Tereyağı hani köpürür ya arkadaşlar. Öyle bir köpürme yok. Şimdi domates salatalık çıkaracağım. Onları doğrayacağım arkadaşlar. Birlikte doğrayalım. Kurban etlerinden de buzlukta pek yer kalmadı. Çok dolu buzluğum şu anda. Tıklım tıklım yani. Aşırı yoğunluk var. Dağıtıyorsunuz ama yine de kalıyor. Biz genelde koyun kesiyoruz. Annemler de dama kesiyor. Ondan daha çok kıyma çıktığı için annem birazcık bana da kıymayı veriyor. Hem onun da buzluğunda yer açılsın diye. O yüzden benim buzluğum şu anda bayağı bir dolu yani arkadaşlar. Şöyle yumurtamı şimdi ekledim. Yavaş yavaş pişsin. Ben de şöyle domates salatalığımı doğradım arkadaşlar. Sabahtan bir böyle çarşafları falan çıkarttık Mehmet'le. Sıcakta ister istemez aşırı derecede terliyorsunuz. O yüzden bütün çarşaf, yastık hepsi ter oluyor arkadaşlar. Şöyle kameramı da düzelteyim. Daha net olsun. Görüyorsun. O yüzden değiştirdik hepsini. Bütün üstümüze serdiğimiz her şeyi falan, pikeyi falan her şeyi attık. Ömer Yusuf da bu arada şey yapıyor. Gece uyurken sanırım kaşınıyor bacağı falan. Sıcaktan böyle isilik falan oluyor. Bezin kenarından böyle açıyor gibi yapıyor herhalde. Hep üzerini ıslatıyor gece uyandığında. Yani gece hep bunu üstünü değiştiriyoruz böyle tekrardan. Onu çok sık yapıyor. Buna ne çözüm bulabilirim bilmiyorum. Tuvalet eğitimi bildiğimi diyorum. Birazcık erken diyorlar. 1,5 yaşında şu an. Yani bilmiyorum. Bir kere yap, hani deneyeyim dedim. Klozete götüreyim dedim. Ama ağladı. Korktu galiba. Düşecek diye herhalde. O yüzden sonra tekrar üstüne gitmedim. Üstelemedim yani.
Hani ters tepermiş böyle şeyler çünkü. Ondan dolayı böyle bir kaldı. Ama çok rahat olur yani. Şu an hem evde halı da yok. Havalar da sıcak. Bence rahat olur diye düşünüyorum şu an. Evet arkadaşlar, sucuğum pişti. Şöyle yumurtamı da iyice kenara dağıtayım. Pişsin. Altını kapatıyorum şimdi. Zaten ocağın altı sıcak. Şöyle domatesleri de doğrayayım iyice. Bunlar da hazır. Bu arada ekmek aldım şeyden. A101'den arkadaşlar, değişik. Yani hiç denememiştim. Hemen sizlerle paylaşayım onları. Bir tane bazlama aldım. Mehmet bazlama istedi. Şöyle arkadaşlar, denemedim. İlk defa deneyeceğim. Rize çörek diyor. Görebiliyor musunuz? Çavdar ekmek diyor. Günlük çavdarlı ekmek. Rize'nin çöreğiymiş sanırım. Bir yumuşak bir şey. Bu da normal buğday unlu ekmek. Sarı buğday unlu ekmek. Bunu deneyelim dedik. Buğday unu biliyorsunuz ki güzel oluyor. Tam buğday unu değil sanırım ama sarı buğday unu. Bakalım ne olacak? Deneyeceğiz şimdi. Bunları da hazırlayayım. Çaylarımızı dolduralım. Sonra kahvaltımıza oturalım. Evet arkadaşlar, çaylarımızı da doldurduk. Böyle kendimize göre bir kahvaltı hazırladım. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, biz Ömer Yusuf'u uyuttuk. Kahve falan içtik. Onları paylaşmayı unuttum sizlerle. Paylaşamadım. Filmi izledik. Ömer Yusuf uyudu maşallah bugün. Şimdi ben akşama karnıyarığım vardı, iki tane patlıcan. Küçüktü böyle birazcık. Onun yanına şöyle A101'den mantı almıştım. Şu markadan arkadaşlar. Bilmiyorum yaptınız mı. Dana etli diye içerisinde yazıyor. Bakın nasıl olacak hiç bilmiyorum. Denemedim daha doğrusu hiç. Dana eti varmış bunda. Yemek az diye yanına yapayım dedim. Tadını merak ediyorum açıkçası. Daha önce hiç denemediğim için. Şöyle hemen sizlerle tenceremi de paylaşayım. Burada arkadaşlar. Böyle. Şu an haşlanıyor mantılarım. Pratik olsun diye yapayım dedim. Tadını beğenirsem eğer ara ara böyle yaparız. Ömer Yusuf'a da şurada çorba yapmıştım. Şengül'e tarhanalı, ondan yedi. Burada da karnıyarıklarım var arkadaşlar. Şöyle iki tane. Dün yapmıştım. Böyle iki tane kaldı. O yüzden de yanına mantıyı yapayım dedim. Hani bu da yoğurtlu olacak. Cacık da var ama olsun. En azından karnımızın doyması bence daha önemli. Şu an bayağı bir kaynıyor. Biraz kısalım altını. Burada da arkadaşlar sarımsaklı yoğurdum var. Şimdi sarımsaklı yoğurt yapacağım. Şöyle sarımsaklarını ezmiştim burada. Bu arada bu tripoda da pek alışamadım. Çok çekim yapmadım buradan. Şunlar çöplerim arkadaşlar. Bunları kapatayım hemen. Şimdi sarımsağımı ezdim. Şimdi yoğurdu yapacağım. Bu yoğurt güzeldi. Geçen Gimsa'dan aldım. İçimin hesapla hem de 3 kilo. Biz yoğurdu tüketiyoruz sürekli çünkü. Şöyle suyundan da ekliyorum ben. Güzel oluyor. Hem de yoğurdun suyu gitmiş oluyor arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Zaten ben de kullanıyorum yoğurdu. Mehmet pek sevmiyor. Az döküyor yani. Tuzunu da eklemiştim zaten. Şöyle bir kere karıştırayım hemen. Evet, yoğurdumuz da hazır. Çorba yapmadım. Yazın gerçekten çorba çok şey yapıyor. Bunaltıyor. Zaten sıcak arkadaşlar. O yüzden yazın genelde normal yemek tercih ediyoruz. Yanına soğuk bir şeyler olur. Hoşafım var. Onu bugün değil, yarın falan artık içeriz. Çünkü bugün cacık var. Onu bitiririz artık. Şimdi mantılarım olsun. Sosunu yapayım. Bir şöyle tereyağlı, salçalı hafiften sos yapayım. Üzerine gezdiririz. Yoğurt da var çünkü. O şekilde yemeğimiz de hazır olur. Artık yeriz. Ömer Yusuf da babasıyla oynuyor şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle cezveme tereyağı ve sıvı yağ ekledim. Altını kapatıyorum. Salçamı ekledim. Bir tatlı kaşığı.
Ocağım hala sıcak olduğu için kapattım altını bu arada. Şimdi birazcık kekik ekleyeceğim şöyle. Bu kadar. Hatta biraz daha ekleyebilirim çünkü kekik çok güzel tat veriyor. Bu arada bunu ben Balıkesir'den almıştım, Edremit'ten kekik. Yani doğa dağ kekiği, doğal kekik. Muhteşem kokuyor. Çok beğeniyorum. Zaten çok severim kekiği normalde de. Şimdi biraz kimyon ekliyorum. Şöyle az bir şey kimyon. Biraz da kırmızı toz biber ekleyeceğim arkadaşlar. Bu çok güzel tat veriyor. O yüzden bunlardan mutlaka ekliyorum. Mantı sosum benim bu. Az bir şey tuz da eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tatsız olmasın. Şöyle azıcık tuz ekledim. Sosum hazır şu an. Mantılarımı dinlensin. Ondan sonra servis yapacağım. Şimdi şöyle iyice bir karıştırayım sosumu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar mantı sosu. Üzerine yoğurt döktükten sonra bunu gezdireceğiz. Şimdi ocağım sıcakken hemen karnı yarık yemeğimi de şöyle alayım. Isıtalım böyle. O da ısınsın. Acıktık çünkü yemeğe oturacağız. Arkadaşlar soframı hazırladım. Gördüğünüz gibi mantılarımı yerleştirdim. Servis yaptım. Karnıyarığım vardı şöyle 2 tane. Onları da tabağa aktardım. Şurada acıcıklarım var. Tulumba tatlım vardı dolapta. Şöyle dilimlenmiş ekmeklerim var. Şimdi afiyetle yiyelim. Acıktık çünkü. Arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik yine. Bugün yine yoğun geçti. Kahvaltı, yemek, ev işleri, çamaşır, bulaşık derken günü atlattık. Bu arada saçlarım bayağı bir beyazlamış. Yarın da arkadaşımın düğünü var. Gündüz eğer boyayabilirsem, fırsatım olursa boyarım. Yoksa artık böyle idare edeceğim. Yani Ömer Yusuf'tur, işte ev işleridir falan derken çok fırsat bulamıyorum boyamaya. Çünkü biraz uzun sürüyor boyayı bekletmek falan, yıkamak. O yüzden biraz böyle çıktı yani beyazlar. Hiç de sevmiyorum yani, çok rahatsız oluyorum bundan, beyazların çıkmasından özellikle. Çünkü gerçekten saç beyazlayınca yaşlı gösteriyor insanı. Şu anda göstermiyorum kameradan. Beyazlarım görünmesin. Ömer Yusuf uyudu. Biz de film izledik Mehmet'le. Naim Süleymanoğlu'nun filmi vardı Netflix'te. Düşmüş yani, daha doğrusu önceden bayağı bir önceden yayınlanmıştı ama Netflix'e yeni gelmiş. Çok güzel bir filmdi. Çok beğendim gerçekten. Duygusaldı daha çok. Yani bayağı bir başarı. Yani o ağırlıkları kaldırmak. Özellikle 190 kilo. Yani 190 kiloyu tek seferde kaldırabilmiş. Tebrik ediyorum gerçekten. Ve ülkemizi de gayet güzel temsil etmiş. Bu konuda bize katkısı olmuş. Allah rahmet eylesin. Güzeldi yani, bayağı beğendim filmi. Belki aranızda izleyenler vardır. Ben ilk defa izledim ama sürükleyiciydi bayağı. Zaten ben dram filmlerini de çok severim, duygusal filmleri. Özellikle Türk yapımı olunca dram filmleri daha çok dikkatimi çekiyor, daha güzel oluyor. Yani yabancı filmlerde drama o kadar pek etkileyici olmuyor belki, çok yürekten olmuyor belki. Ama Türk filmlerinde gerçekten çok etkileyici oluyor. Yani en başarılı yaptıkları bence Türklerin drama. Komedi de güzel oluyor ama drama gerçekten tam yerinde oluyor ve gayet güzel yapıyorlar.
beğeniyorum yani. Tebrik ediyorum. İzliyoruz boş zamanlarımızda, boş vakitlerimizde. Yabancılarda da daha çok böyle gerilim filmleri daha etkileyici oluyor, gerçekçi oluyor, öyle söyleyeyim. İşte herkesin demek ki bir uzmanlık alanı var. Bu şekilde ben Türklerde daha çok seviyorum dram filmlerini. O filmi de izlemiş olduk. Bu arada hava çok sıcak arkadaşlar. Yani o kadar sıcak ki camlar açık, her yerden cereyan fazla yapmıyor ama yine de yapıyor az çok. Ama çok sıcak yani. O kadar terledim ki şu anda sizlerle konuşurken bile cam açık olmasına rağmen. Aşırı sıcak. Salondayım zaten. Salon bizim çok sıcak oluyor yani. Aşırı güneş alıyor. O yüzden de camları açıyoruz. Hani içerisi sauna gibi olmasın diye. Çünkü kapı kapalı oluyor. Ömer Yusuf gelmesin diye. Kırılacak şeyler var. Çünkü vitrine falan geliyor Ömer Yusuf. O yüzden sauna kapısı kapalı oluyor. Ve camının birisini açıyorum mutlaka havalansın diye. O da yani ona rağmen güneş aldığı için çok sıcak. Neyse ben şimdi çok konuştum arkadaşlar. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.